İstanbul Üniversitesi Çap Tıp Fakültesini birincilikle bitirdi. Vakıf Kurabiye Hastanesi'nde ihtisası yaptı. Tıbbiyeler Cemiyeti Kurucu Genel Başkanı, Kanal 99 Ankara Kulisi Program Yapımcısı, Yeni Mesaj Gazetesi yazarı, araştırmacı yazar Doktor Abdullah Terzi. Çok kıymetli Konyalı kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler ve aziz gençler, bizleri ekranları başında izleyen aziz Türk millet, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle beraber hem Konya'da hem Anadolu'muzun her bir tarafında şehit olmuş gazilerimizi rahmetle anıyorum ve onların şefaatini Yüce Allah'tan diliyorum. Hazreti Mevlana'nın, Şems'in, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ve bütün şehitlerimizin şefaati üzerinize olsun. Değerli Konyalılar, Anadolu'muzun her tarafı mümbittir. İnsan çıkartan mümbit bir topraktır burası. Ama Konya çok büyük bir liderin de atasının, dedelerin olduğu yerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Molla Zübeyde Hanım, dedeleri Konya'dan Selanik'e gönderilmiş, oranın irşadı, ikazı için gönderilmiş bir ailedir. Babaları Aydın yöresinden Ali Rıza Efendi, Bektaşi geleneğinden gelen bir soydan Selanik'e gitmiş ve rahmetli annesi Zübeyde Hanım Efendi'nin dedeleri de yine Konya'dan Selanik'e gitmiştir. Dolayısıyla Konya gerçekten dindarlıkla anılacaksa Molla Zübeyde Hanım Efendi'yi çıkartmış, Bektaşi geleneğinden Türk milletine, büyük bir devlete emanet eden bir lideri çıkardığı için övünmelidir ve gurur duymalıdır. Bu Milli Kahramanlar programında bir noktanın altını çizerek sizlere hatırlatmak istiyorum. Geçen hafta Gaziantep'teydik. Orada bir şehit Kamil'den bahsedildi. 10-12 yaşında bir çocuk annesiyle beraber geçerken Fransız askerleri, Hristiyanlar, testis ehli annesinin peçesine, annesinin örtüsüne, yani namusuna uzandı. Ama şehit Kamil bir refleks gösterdi. Benim namusuma, anama uzanamazsın dedi. Ben bu şehit Kamil refleksini çok önemsiyorum. Bu refleksi bu milletin unutmaması lazım. Namusuma bir el mi uzanıyor? Uzanamazsın. Devletine, cumhuriyetine bir el uzanıyor mu? Uzanamazsın. Bor madenine, altınına bir el uzanıyor, uzanamazsın. Kıbrıs'a bir el uzanıyor, uzanamazsın. Vatan toprağında birinin gözü var, gözünü oyarım diyecek bir refleks olması lazım. Ama maalesef uygulanan dinler arası diyalog projeleriyle, Medeniyet İttifakı ile beraber bu refleksi bizden yok etmeye çalışıyorlar. O bakımdan bugün bu refleksi ayakta tutacak bütün çabaları, ki Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in çabası bu milli uyanışı ve milli refleksi dün olduğu gibi bugün yaşatma çabasıdır. Allah kendilerinden razı olsun. Annesinin babasının duası makbul olmuştur. Çünkü onlar Allah seni millete hadim eylesin diye ona dua etmişlerdi. O duanın tecelli ettiğini görüyoruz. Değerli kardeşlerim, devletin kıymetini bilmeyen, namusun kıymetini bilmeyen, bayrağın kıymetini bilmeyen, vatanın kıymetini bilmeyen, dinin ve tevhidin kıymetini bilmeyen bu yöneticilerden bu milletin hemen kurtulması lazım. Çünkü devletin, evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, üniter devletin kıymetini bilmedikleri için bugün federasyon peşinde koşuyorlar. Ailenin ve namusun kıymetini bilmedikleri için kendilerini zina medeniyeti diye tanımlayan Avrupa Birliği'nin direktifiyle
zinayı yasak olmaktan çıkardılar. Ve yine bunlar tevhidin, dinin ve İslam'ın kıymetini bilmedikleri için testisin peşinde koşuyorlar, testise hizmet etmeye çabalıyorlar. Ve yine bunlar bayrağın kıymetini bilmedikleri için Avrupa Birliği bayrağını, NATO bayrağını bayrağımızın yanına ve üstüne koyarak bu topraklara NATO toprağı diyorlar. Buna ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? O bakımdan bugün devletimizin, ailemizin, namusumuzun, dinimizin, tevhid inancımızın, bayrağımızın kıymetini bilelim ve Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in ben Türk milletinin aşığıyım. Bu millet dünyanın en şerefli milletidir. O halde esir edilemez, vatan bölünemez. Alevi, Sünni kardeştir. Türk, Kürt, Çerkez kardeştir. Hepimiz tek bilek, tek yüreğiz dediği gerçek altında fakirliğin sus sayılacağı, fakirliğin sus sayılacağı, iş ve aşın olacağı ve bu vatan coğrafyasında özgürce iffetimizle yaşayacağımız bir geleceğe hazırlayalım. Hep beraber bağımsız Türkiye diyelim. Bu vatan bizimdir, bizim kalacak diyelim. Saygılar sunuyorum.